son darbe övündüğünüz, her seferinde siyasi rant elde etmeye çalıştığınız Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Kürdoloji bölümüne vurduğunuz darbedir. Artuklu Kürdoloji hocalarını ihraç etmek bir Kürt dil kırım darbesidir. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı propagandası sırasında o zaman henüz başbakan olan Sayın Erdoğan Mardin'e geldiğinde aynen şunları ifade etti. Rektör yardımcısı Kadri Hoca ve ekibinin burada yaptıkları başlı başına bir devrim niteliğindedir. Peki soruyorum, o günden bugüne neler değişti ki bu devrim yapan hocaları ihraç ettiniz? Oysa o zamanki kadro ve şimdi ihraç ettiğiniz hocalar kimler idiyse şimdi de aynı kadro ve aynı hocalardır. Demek ki siz bizi kullandınız. Demek ki samimi değildiniz. Demek ki açtığınız bu bölümlerin birer tabela bölümleri halinde kalmasını tercih etmişsiniz. Eğer beni başka türlü aksine yanıltmak istiyorsanız lütfen bu arkadaşlarımızı derhal görevlerine iade ediniz. Merak ediyorum. Her seferinde biz Mardin Kürdoloji bölümünü açtık diyerek bunu malzeme olarak kullanan AK Parti içindeki Kürt vekiller bu son Kürdoloji darbesinin karşısında bu durumu halka, Kürtlere nasıl izah edecekler? Kendilerine çağrıda bulunuyorum ve diyorum ki HDP'nin politikasını beğenmeyebilirsiniz. HDP'yi eleştirebilirsiniz. Bu doğaldır, hakkınızdır. Ben bir HDP vekili olarak kendim de yeri geldiğinde üstelik basının önünde partimi eleştiriyorum. Ancak bu başkadır. Şu anda Kürdoloji'ye vurulan, edilen, yapılan darbe başkadır. Çünkü Artuklu Kürdolojisi'ne vurulan darbenin muhatabı sadece HDP değildir veya olmamalıdır. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Bu meselenin siyasi boyutu yoktur. Bu milli bir meseledir. Eğer teklifimi kabul ederseniz ve yaptığınız propagandada samimi idiyseniz ve samimiyseniz gelin yanımda durun veya ben yanınızda durayım ve birlikte bir basın açıklaması yapalım ve bu olayı hedefe olarak da sizin de dert edinmiş vekiller olarak da kınayalım ve bunun telafisi içinde uğraşalım. Aksi takdirde siz de bu noktada haklı olmadığınız ortaya çıkacaktır. Ve şunu bilmeniz gerekir ki Kürtçenin sıtranlarında, kilamlarında bir söz var. Diyor ki Bahtı Rumi Tüne'ye hala da bu sıtrandaki cümle hükmünü koruyor. Hocalarını ihraç etmekle bizzat siz Artuklu Kürdoloji'sini yetim bıraktınız ve onlara karşı büyük bir nankörlük ettiniz. Bakın, ihraç ettiğiniz bu hocaların her biri Kürt dili ve kültürünün bir alanında ihtisas sahibi birer Kürdologdurlar. Ve bir kuruş almadan gecemizi gündümüze kadarak ve maalesef puanlarını da hep sizler toplayarak 2 ay içerisinde 2 tane kitap çıkardık. Ve şu anda ihraç ettiğiniz hocalardı bunları hazırlayanlar. Ve yine Kürmancı Altı ve Kürmancı Zazaki ayrım yapmadık. Zazaki'yi de Kürmancı ile birlikte şaha kaldırmaya çalıştık. Ve bunları yapanlar bu hocalardı. Ve Kürdi 7, Kürmancı Kürdi 7, Zazaki 7. sınıf. Bakın ihraç ettiklerinize, göstereyim. Öğretim görevlisi Ramazan Pertev,
bir Kürt dili ve folkloru uzmanı. Öğretim görevlisi Mikail Bülbül, bir Kürt dili grameri uzmanı ve Kürdoloğu. Yardımcı doçent Doktor Selim Temu, iki ciltli Kürt şiiri antolojisinin sahibi ve soruları hazırlarken döktüğü Temmuz terini hala hatırlıyorum. Yardımcı doçent Doktor Mesut Keskin, Kürt felsefesi alanında uzmanlığını yapmış biri. Allah'tan korkmuyor musunuz? Üzerinde bunca siyasi rant elde etmeye çalıştığınız, beni de onlarla birlikte kullandığınız, Kürt siyasetinin eleştirilerine muhatap kıldığınız ama Kürt siyasetini haklı çıkardığınız dava bu. Allah'tan korkun diyorum. Ve dolayısıyla bu dünyada size bir aciz olarak gücüm yetmiyor biliyorum. Ama öbür dünyada bu dilin manevi babaları olan Ahmedi Hani ile birlikte, Melah-ı Cizeri ile birlikte, Fakih Teyran'ın onunla birlikte yakanıza yapışacağız. Ve Ahmedi Hani size şunu diyecek. Utanmadınız mı? Hem Memuzini'mi bastırdınız Kültür Bakanlığı yoluyla, hem de Memuzini'mi kendi Kürdoloji biriminde okutan torunlarımı ihraç ettiniz. Şimdi verin bunun hesabını bu mahşer gününde diyecektir. Bakalım nasıl bu hesabı vereceksiniz? Eğer gerçekten Allah'tan korkuyorsanız ya bunu telafi edersiniz ya da hem bu dünyada hem öbür dünyada bunun hesabını çekmeye hazır olacaksınız.